kayıp haberinin alınmasına itibaren bir jandarma komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman görevlerimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir. Diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışma Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda yürütülmüş. 8 Eylül 2024 Pazar günü Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Koordinasyonu'nda bir jandarma arama kurtarma timi, 2 su altı kurtarma timi, 2 jandarma özel harekat timi, 2 komando timi, 1 iz takip köpek unsuru, 2 kadavra köpek unsuru, 1 arama kurtarma köpeği, 1 drone ve 2 yeraltı görüntüleme cihazı ile mahallenin yakınından geçen Eğer Tutmaz Deresi'nde yapılan aramada kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, burada çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşları şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü vererek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranan tüm bölgenin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğer Tutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine, cesedine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili malumunuz Cumhuriyet Başsavcılığımızın gizli kararı var. Müsaade ederseniz ben soru almayacağım. Yaptığımız açıklamalarla sadece şu anda gelişmelerden ayrıca ihtiyaç duyduğu basın ve kamuoyu bilgilendirecektir. Teşekkür ederim.